Efendim herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Bugün çok değerli iki tane konuğumuz var. Biri İlber Oltaylı, birisi de Sinan Gelim hocamız. Hepiniz gayet iyi biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Bu yıl Beyoğlu Belediye'mizin kuruluşunun 155. yılı. Ve biz istiyoruz ki Beyoğlu'muz kültürün merkezi, sanatın merkezi, eğitimin merkezi sadece İstanbul için değil, Türkiye için değil, dünya için önemli mesajları içerisinde barındıran bir ilçe, bir merkez, bir şehir, bir şehir merkezi. Ve 8 yıldır ben de burada belediye başkanlığı yapıyorum. Şunu gördüm ve hissettim ki Beyoğlu çok değişik dönemlerde sanki çok daha değişik misyonların mekanı gibi algılandı, algılatıldı. Yani özellikle son 50 yılda sadece tırnak içinde eğlence tarafının çok daha ön plana çıktığı bir mekan olarak algılandı. Oysa şehrin kuruluşu belki de bana göre hocalarım daha iyi bugün yönlendirecekler ve anlatacaklar. 1453'ten sonra İkinci Beyazıt dönemine dayanan bir şehirleşme hareketi var burada. 1481'lerde Galatasaray Lisesi'nin kurulması, Galata Mevlevihanesi'nin kurulması, aynı yıllarda Musevilerin İspanya'dan buraya gelmesi, şehrin kuruluş stratejisiyle ilgili ilk yapılanın yapıldığı yıllar. Tam 500 yıl evvel. İkinci Beyazıt'ın da ölümünün 500. yılı bu yıl. Oradan baktığımızda aslında kurgusunda ve kuruluşunda çok daha derin anlamlar içeren bir şehirden bahsediyoruz. Tabii çok anlatılacak şey var. Ama bunlar ne kadar biliniyor? Yeterince biliniyor mu? Ülkemiz yeniden kendi interlandında derlenip toparlanıp kuvvetlenirken, yeni yeni misyonları üzerinde tutarken şüphesiz İstanbul bütün ülkemiz için çok önemli ve anlamlı ve Beyoğlu'nda farklı bir yeri var. İşte böylesine önemli ve anlamlı bir şehri daha anlamlı kılacak tarihteki değerinin net olarak ortaya çıkması ve anlaşılması. Ve bunları da öğreneceğimiz büyüklerimiz, değerli büyüklerimiz buradalar. Ve ben sözü çok uzatmak istemiyorum. Onlardan dinlemek üzere onları da sahneye davet etmek istiyorum. Buyurun efendim. Elinizi Efendim hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar. İlber Bey'in tarih bilgisiyle rekabet edecek veya onunla yarışacak diyelim. O tarihçi, ben bir mimarım. Ayrıca İlber Bey'in ihtisas konusu mahalli idareler, belediyeleri ülkemizde en iyi değerlendiren ve bilen, o konuda pek çok makalesi ve kitabı olan bir insan. Şimdi bizde bir atasözü vardır biliyorsunuz. Yan yana biz oturduk. Bizim oldukça da bir yakın arkadaşlığımız var. Türkçe'de su küçüğün söz büyüğün derler. Ben ondan büyüğüm. O yüzden ben başlıyorum toplantıya. Bir yere yetişecek ama biraz da beni dinleyecek. Ben size bir Beyoğlu nedir, nasıl oluşmuştur? Bugün Beyoğlu deyince hemen herkesin hakkında işte Galata, biraz Pera, bu bölge Tepebaşı, Tarlabaşı, ondan sonra da Taksim, sanki Beyoğlu buymuş gibi algılanıyor. Halbuki Beyoğlu bugün statü itibariyle bir ilçe. Dolmabahçe Sarayı'ndan ta Halic'in dip noktalarına kadar uzanan Kağıthane Deresi ile sınırlı Sütlüce'ye kadar bir bölgeyi içine alıyor. İstanbul'un ne yazık ki pek çoğumuz da
bu şehirde yaşıyoruz ama çok az insan bu şehrin geçmişi hakkında bir fikir sahibi. Bilgisi var. Pek çok insan fikir sahibi de bilgisi yok. İlk Aristo'da da politikada Konstantinopolis, Kalkedon geçiyor. Ama çok kısaca işte biraz balık ürünlerinin zenginliğinden bahsediyor. Herodot'ta geçer Konstantinopolis. Daha sonra Strabon'un coğrafyasında geçer. Erken çağlardaki metinler arasında bazılarında geçiyor. Kalkedon, Kersapolis, İstanbul, Bizantiyon. Bizantiyon diye geçiyor zaten. Ama ilk şehirle ilgili detaylı bilgiyi milattan sonra 2. yüzyılda Dionysos Bizanti denilen, Bizantiyonlu Dionysos denilen bir yerli, Romalı bir yazarın şehri tarifine borçluyuz. Özellikle kıyı kesiminde hem bu Haliç kıyılarını hem Sur içinde bir miktar bahsediyor bazı yapılardan. Boğazın her iki yakasındaki yerleşmelerden. Bu kitap, ben diyorum bir kopyası geliyor değil mi? 16. yüzyıldaki kopyası mı? İlber. Gelen günümüze. Bu Sanson'un ondan o, Bizant'ın Dionysos'un çeşitli istisnalar sonunda bir nüshası erişiyor. Bugün Leipzig'teki kütüphanede. Daha sonra 16. yüzyılda Peter Cili bu kitabı esas alarak İstanbul'u dolaşıyor ve ona da atıflar yaparak şunun eski adı budu, şurası buydu, burası buydu diyor. Aradan yaklaşık da 1300 sene geçmiş tabii. Onun çeviriyor. Çevrildi. Şimdi Erendis Özbay Gil bir de Çanakkale Üniversitesi'nden galiba Yaşar adını tam hatırlamıyorum. İki Yapı Kredi'den bir tanesi, bir tanesi de galiba Eren Yayıncılık'tan, ikisi de Bizantiyon, Dionysos Bizanti'nin kitabı çevrildi günümüze. Sanson 1670'lerde Peter Cili'yi ve Dionysos'u esas alarak bir İstanbul haritası, bu bir bölümü. Burada, pardon, ne oldu? Burada Kağıthane Deresi, Ali Beyköy Deresi, Halic'in nihayeti. Bugünkü Sütlüce, bakın o günkü adı da Mandıra zaten. Daha sonra bizim dönemimizde Sütlüce oluyor. Oradan gelerek Galata bölgesi şurada ve yukarı doğru çıkıyor. Şu Kasımpaşa içindeki dereler. Hasköy'de bir dere var. Bugün bunların hiçbiri yok. Bu yerleşme enteresan. Bunu biraz karmaşık Latince isimleri de var. Ben bunu bir eski anlaşılır bir hale getirmeye çalıştım. Görüyorsunuz Mandıra, Sütlüce'nin olduğu Barbrizes derenin adı zaten Kağıthane Deresi. Oradan çeşitli buralarda özel Apollon koruluğu gibi kutsal alanlar var. Galata'nın hemen üstünde de var kutsal alanlar çeşitli. Burada Hepistones'in bir mezar, anıt mezarı var. Bugün kazı yapılıyor Şişhane'nin köşesinde. O dönemde burası Galata'nın İçinden de bir dere atıyor. Bu dere 14. yüzyıl, 15. yüzyılda İbn-i Batut'a geldiği zaman bu Galata'nın içinden akan dereden bahsediyor. Bir bolos denilen 2-3 tane Artemis'e, Athena'ya bir de Ptolemyos'a adanmış 3 tane tapınak var. Bu bir alçak, peribolos denilen bir alçak duvarla çevrili bir kutsal alan. Yani 2. yüzyıl veya İşte 1. yüzyıl ila 3. yüzyıl arası Galata'da böyle bir ufak kutsal alan ve mutlaka onun etrafında da bazı yapılar var. İstanbul'a ait elimizde de en eski belgelerden bir tanesi yine 4 veya 5. yüzyılda çizildiği kabul edilen Tabula Pertengeriana diye Viyana Kütüphanesi'nde bugün. O büyük bir dünya haritası. Onun üstünde İstanbul'u böyle görüyoruz. Şurası İstanbul, işte Haliç içine girmiş. Burası Karadeniz, burası Marmara ve bir tahtın üstünde Konstantin oturuyor. Şurada da daha önce şeyin önünde olan, Ayasofya Meydanı'nda olan ve elinde mızrağını tuttuğu Apollon'un bir heykelini oluyor. Bakın şurada bu defa ismi Sikas olarak değişmiş. Skye diye bize günümüze erişiyor bu erken dönem ismi. İstanbul'un bu en erken çizili belgesi. Ondan sonra rastladığımız İstanbul'la ilgili en detaylı belge ve Beyoğlu ile ilgili Buondelmonti'nin çeşitli 14-15. yüzyılın ilk yarısında, daha sonraki tarihlerde şuradaki Fatih Camii'ne benziyor. Bu çeşitli türetilmiş, aradan zaman kısa bir zaman aralığında bazıları
revize edildiğinden dolayı tam kesin bir tarihlendirme yapmak pek mümkün değil. Burada Galata'yı görüyoruz. Bu defa Pera ismiyle görüyoruz ve surlarla çevrili bir yaşam alanı. Kasımpaşa'nın olduğu bölgelerde Yelde Ermenileri var. Burada demin gördüğümüz erken dönemde Hepaistos'un anıt mezarı vardı. Bakın o yapı burada gözüküyor. Şurası iki tane sütunun olduğu yer Beşiktaş. Bu üç tane kendi içinde surlarla bölünmüş alan. Bu bölge Galata Ambar diye bahsediliyor. Daha ziyade Fransız tüccarların ve ticari metanın depolandığı alan. Yerli Rumlar da var bir miktar. Şu ortadaki alan tamamen Latin kökenli insanların, Cenevezlerin, Venediklerin, Pisalıların, Raguzalıların yerleştiği bir ticaret yaptığı bölge. Burada ise yine yerli Rumlar oturuyor. Musevi o dönemde pek yok biliyorsunuz. Zaten Ermeni topluluğunun İstanbul'a gelişi Fatih Sultan Mehmet'ti. Ondan evvel de çok az. Bir başka onun çizimi yine Galata surları burada gözüküyor. Yine anıt mezar, Kız Kulesi, Üsküdar Kız Kulesi şuralarda bakın. Buradan da sur dışında hemen hemen hiçbir yapı olmadığını görüyoruz. Yani hemen hemen fetih sırası diyebiliriz buna. Ondan sonra ilk çizim, arada bazı şeyler var ama Matrakçı Nasuh'un Kanuni Sultan Süleyman'ın Irak Seferi, Menazılı Seferi Irak'ın albümündeki İstanbul albümü. Tarihi 1537. Burada biraz daha detaylı görüyoruz. Galata Kulesi yine bakın 3 bölüm halinde. Surların dışında kıyıda bazı yerleşmeler var. Şu yağ kapanı camii hala durur orada. Ve burada demin Ahmet Bey'in de söylediği gibi Galatasaray Acemoğlan kışlasının yapıldığını görüyoruz. Burada şu sırada restore etmekte olduğumuz Ok Meydanı, Okçular Dergahı ve orada bu kuyu bileti hala yerlinde. Buralarda bazı tekkeler, yine Kasımpaşa içinde bazı yapılar, bazı kuleler görüyoruz. Bakın surun üstünde bu defa üzeri kurşun kaplı külahlı kuleler ve şeyin içine doğru dönüyor. Bakın burada da böyle bir köprü mü, bir ada mı? Belli değil ama evin karşısındaki adaları biraz öne alınmış, çizilmiş. Bunları daha detaylı inceleyip yazılı belgelerle karşılaştırılıp değerlendirmek lazım. 16. yüzyılın sonlarına ait bir gravür, çizim. Daha erken bazı şeyler. Burada Galata surlarını bölüm görmüyoruz ama bakın dışında Halic'in içlerine doğru da bazı küçük küçük yerleşmeler var. 1581 tarihli Hünername albümünden bir Galata görüntüsü. İşte 3 bölümlü Galata surları. Onun dışında iskanın geliştiğini görüyoruz. Hemen şu bölümde tophane var. Tersane gözleri daha Aynalı Kavak kastına kadar uzuyor. Burada Hasköy ve Sütlüce iskanı oldukça gelişkin. Yine 16. yüzyılın ortalarından bir gravür. Galata'yı bu defa içini detaylı çizmemiş ama burada enteresan bir şey var. İstanbul'da o sıradaki olan ev tiplerini görüyoruz. Aslı Viyana'da olan 16. yüzyıl ortalarında 17. yüzyıl başlarına doğru çizilmiş bir İstanbul galiba. Bunun sur içi bölümü de var böyle karşıdan çizilmiş vaziyette. Galata içindeki, surların içindeki kesif iskanı görüyoruz. Onun dışında şu bölgede bir mezarlık olduğunu biliyoruz. Zaten eski metinleri karıştırırsanız bu önümüzden geçen caddenin adı Mezarlık Sokağı'dır. Burada Aynalı Kavak Kasrı'nın olduğu yerlerdeki yeşil doku, bunların bazılarının oluşumu ta bir Bizantiyon dönemine kadar gidiyor. Bakın Galata surları tekrar bir başka gravürde. Bu defa Pera adıyla alt bölüm karşımıza çıkıyor. Tophane, Haliç'teki tersaneler, yukarıda San Dimitri denilen yer Tatavra, Tatavla yani kurtuluş bugünkü. Arkada iskanın sur dışına taştığını ve giderek geliştiğini görüyoruz. Lebrun'un 18. yüzyılın başlarındaki 1720'ler, 1730'lardaki bir gravüründen, bir çiziminden bir bölüm Galata surlarını gösteren, artık sur dışında yoğun iskanın oluştuğunu ve artık sur dışına çıkıp İstiklal Caddesi aksı boyunca Galata Kulesi'nden itibaren Taksim'e doğru
İskihan'ın geliştiklerini özellikle elçiliklerle Beyoğlu İskihan'ı yürüyor. Halkaya doğru da Haliç kıyıları boyunca da yürüyor. Öbür taraftan da Tophane, Salı Pazarı ve Kabataş'a doğru giderek gelişiyor. Piri Refs'e atfedilen bir çizim ne zamandır? 16. yüzyılın sonunda ama bu sonra galiba bir elden geçmiş filan. Çünkü onun içindeki çok basit. Yani 16 sonu 17 ortalarında çizilmiş. Bazı yapıları buradan alırsanız mesela Üsküdar Sarayı burada çok teferruatlı. Mesela Üsküdar Sarayı içinde daha sonra bir yapılmış yapılar eğer çözümlenebilirse kesin bir tarihi çıkartılabilir. Sur içinde, sur dışında burada hiç yapı gelmiyoruz. Galata surları içinde Tophane'deki Kılıç Ali Paşa Camii pek minareli. Azapkapı Camii pek gözükmüyor buralarda. Tersane yok gibi değil mi? Burada böyle köşkler yukarıda yani Cihangir'in altlarında, Salı Pazarı'nda var mı yok mu tabii işte yazılarda çıkarmak daha detaylı. Körfez, doğru. Kasımpaşa'daki Körfez evet. Evet o evet. Zaman realist sonradan doldu, dolduruldu. Evet iki tane derenin biraz da derenin akıntılarından doluyor. Dolap dereden şeyden gelen dere dolduruluyor. Yani tıpkı Dolmabahçe gibi. Bu gravür çok enteresan. Burada Galata surlarla çevriliyor. Bakın burada Batı ülkelerinde çok sıkça gördüğümüz bir kale çıkışı var. Kule çok detaylı çizilmemiş belki ama yani bugün bizim anladığımız anlamda bir Galata Kulesi yok. Ama buradan bir çıkış var dışarı, kontrollü bir çıkış. Onun daha yakın plan bir görünüşünü göstereyim size. Bakın burada bir şato, pardon şuna hakim değilim. Çok yakın bir ürün. Bakın burada şatoların çıkışındaki gibi kontrollü bir giriş çıkış var. Genellikle kanıma göre geceleri bu kapılar denetim altında tutulup pek kimsenin girip çıkışına mani olmuyor. Sabahleyinde belirli saatte. Onun dışında da tabii bunlar İlber Bey çok daha detaylı bahsedecektir. Böyle bakıp da çizilen şeyler değil. Orada bakıyor bazı şeyleri. Çok azında mesela Melchior Rorik'in bir çiziminde görüyoruz. Yanında Yeniçeri var. Eğer yanında böyle izin verilmemişse bir çizere daima ona casusluk şüphesiyle yaklaşıyorlar ve pek fazla yapamıyor. Ya bu bir oturduğu evin penceresinden bir çizim olabiliyor veya buradan bakıyor hafızasına ne kadar alırsa. O yüzden ev tipleri pek bizim ev tiplerimize uymuyor. Biraz minarelerin bakın külahları daha farklı. Bu kadar detaylı bir çizim yapan bir insan herhalde bunu birebir görerek çizse daha detaylı çizebilir. 18. yüzyılın ortalarına doğru geldiğimiz zaman iskan çok daha yaygınlaştığını, sahil boyunda iki tarafa doğru uzadığını görüyoruz. Bu arada şunu söylemek isterim. Fetih sırasında Galata surları içindeki en büyük koloni Ceneviz kolonisi. Bir poestası var, bir onun idarecisi var. Venedikliler ve diğer İtalyan kökenliler de var ama Cenevizliler ağırlıklı onların yönetimini altında. Fatih Sultan Mehmet'le bir anlaşma yapıyorlar ki İstanbul'un kuşatması sırasında karşı karşıya gelmeyecekler veya onunla savaşmayacak. Sonra fetihten sonra görülüyor ki bazı Ceneviz üniformalı insanlar da ölmüşler yani savaşmışlar ve bu anlaşmayı yürürlükten kaldırıyorlar. Daha sonra zaten bu şehrin başından bir kere 1204 ile 1261 arasında bir Latin istilası geçmiş. Ve şehir soyulmuş, sovana çevrilmiş, her şey götürülmüş İtalya'ya. Böyle de bir antipatik 200 senelik bir anı var. Genellikle bu Latin kökenli insanları, tüccarları, Levanten günümüzde tabir edemiz bu insanları pek sur içinde iskan etmiyorlar, sokmuyorlar. Onların elçiliklerini de sur içine sokmuyorlar. Ve Galata surlarının içindeki bu isyanları kıyı boyunca bence yayılmasını önlemek için daha Kanuni Fatih Sultan Mehmet döneminde çok akıllıca bir şehircilik tedbiri alınıyor. Bunun Boğaz'a doğru olan bölgesine bir askeri tesis, Tophane. Halic'e doğru büyüme istikametine de bir askeri tesis, tersane yapılıyor. Böylelikle ancak bu iskanın yukarı doğru yani İstiklal Caddesi ve Galata Kulesi'nin üstlerine doğru büyüme imkanı bırakılıyor. Böylelikle deniz kıyısı kontrol altında tutulabiliyor. İstanbul'da Beyoğlu bölgesinde pek sur içindeki anıtsal yapıları biliriz ama işte Yeniçerilerin Beyazıt bölgesinde kışlaları var.
vakaya hayriye denilen Yeniçerilerin kaldırılması sırasında bunlar yanıyor. 1780'lerden itibaren Osmanlı ordusunun işte modernize hareketleriyle beraber belki biraz daha önce bazı yapılar yapılmaya başlıyor. Bu yapıların hemen hepsi Beyoğlu bölgesinde. Bu yapı Hasköy'deki, Halıcıoğlu'ndaki Umbaracılar Kışlası. Daha sonra işte bir kısmı yol nemeliyle kesiliyor. Bu cami yarım bölümü, şu bölümü kalkıyor. Mihrimah Camii ortaya çıkıyor ortasında. Burada bir hünkâr vasfı kayboluyor. Çok güzel bir yapı. Bir başka yapı Kasımpaşa'daki Bahriye Kışlası. İçindeki camiyle duruyor ama bu da büyük oranda değişmiş biliyorsunuz. 19. yüzyılın başına doğru 1850'lere doğru geldikçe İskendağ gelişiyor. İstanbul'a ait, bu bölgeye ait de çok da gravür var. Haliç'in işlerinde bugünkü Haliç mezbalarının olduğu Haliç Kongre Merkezi bölgesinde. Burada Kara Ağaç Sarayı var. Bazı yapılar bakın ondan kalmış ama yine o sanayileşme hamleleri sonucu burada on gözlü bir şalupa tezgahları kuruluyor. Şalupa imalathanesi yapılıyor. Ve sarayın bir kısmı feda ediliyor. Bugün hepimizin aklına şu geliyor. Ya şart mıydı burada? Çünkü tek ulaşım yolu o sırada deniz ve su yolu. O yüzden pek çok gerek Boğaz içinde gerek Haliç'te saraya ait yapı sanayi gelsin, sanayi gelişsin, ülke sanayileşsin diye bu tür tesislere bırakılmış. Pek çok has bahçede, Beykoz'daki has bahçede önce kağıt fabrikası, sonra orduya deri çizme ve kayış yapmak, palaska yapmak için deri fabrikası, Sultaniye Çayırı'nda imalathaneler, böylelikle de işte Paşa Bahçe'deki eski Paşa Bahçesi'nin olduğu yerde İspirto ve İspermetmum fabrikası. Bu da o şeyin gelişimin bir ürünü. Bu gördüğünüz tersane bugünkü Kasımpaşa. Kasımpaşa Deniz Hastanesi'nin olduğu bölgedeki bir konak. Ve 1839'da Sultan Mahmut döneminde o güne kadar olmayan bir şey Galata ile İstanbul hep böyle kayık trafiğiyle birbiriyle deniz yoluyla ulaşım sağlanıyor bu iki akı arasında. İlk defa hayratiyatlı bu köprü yapılıyor. Bu köprü bugün köprülerden biraz farklı. İki tarafında göz var. Allah Allah. İki tarafında geçişi sağlayan gözler var. Ortası düz. Arkada Süleymaniye'yi görüyoruz. Valens Kemeri. Burası da Azap Kapı. Bu 1845 tarihli bir harita. Artık İskan'ın Kasımpaşa işlerine doğru, Tophane'ye doğru ne kadar kesifleştiğini görüyoruz. Giderek yoğunlaşıyor. Mezarlıklar dışında neredeyse bir boş alan kalmamış gibi. 1854 tarihli Robertson'un bir fotoğrafı. Köprü duruyor. Ateş Ahmet Paşa'nın bir tamirinden geçiyor. Bu fotoğrafta ilginç yapılar var karşı tarafta da. O fotoğrafın bir diğer parçası. Pek çoğumuz, geçen gün bir dergide de okudum, bayağı da üzüldüm doğrusu. Diyor ki işte 1500 yıllık Galata Kulesi'nin öyküsü. Galata Kulesi 1361 yılında Cenevizliler tarafından yaptırılır Bizans düştükten sonra. Gerçekten bahsettiği o 1500'lük kule şurada gördüğünüz bugün kurşunlu masanın altında yeraltı camii olan Castellonton Galato denilen, daha Bizans'ın ilk dönemlerinde de zincirin bağlandığı söylenen bizim de işte kurşunlu mahzende. Çok hoş da bunun John Lewis'in bir gravürü vardır. Seyahat Bey'in kitaplarında da geçer. Karşıda Sepetçiler Kasrı. İkinci Beyazıt döneminden kalma Yalı Köşkü. Bugünkü Pera'nın büyük bir bölümünün oluşumu ve kagir yapı 6. Daire'nin bir kararı. 1830'larda büyük bir yangın geçiriyor bu bölge ama en büyük yangın 1870 yangını. 24 Mayıs ve 5 Haziran 1870 günü gelen, meydana gelen bir yangın sonucu. Bakın Tarlabaşı, şurası Galatasaray Lisesi, şu da İstiklal Caddesi aksı. İngiliz Konsolosluğu burada. Bu bölge tamamen yanıyor. Ve ondan sonra da bu bölgede 6. Ağır sınırları içinde ahşap yapı yapma yasağı geliyor. O yangının İllüstrasyon Dergisi'nde çizilmiş yangının oluş sırasındaki bir gravür, arkadaki İngiliz elçiliği binası. Evet,
Benim sunumum bu kadar. Şimdi İlber Bey 16. daireyi bize anlatacak. Hep beraber dinleyeceğiz. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ya yani harita dursun. Nereyi istiyorsun? Sultanahmet çıktı. Sultanahmet diyor ya. Şey, İngiliz konsolosu. Ya bu taraf ama. İngiliz konsolosu. Yangın sırası. Yangın sırası da yani. Evet. İçinizi kapatmayın. Bari bir güzel bir harita olsun. Deminki şeye göre şimdi bu sene 155. 155. yıl dönümü kutlanıyor. Demek ki 1857 kabul ediliyor. 1274 tarihli bir nizamname ile devlet bir 6. daireyi belediye kurdu. Bu bir problemdir bizim siyasi tarihimiz açısından ve demokrasi tarihi açısından. Ben bu konuyu doktora tezim olarak seçtiğim zaman açıkçası belediyeciliğin problemleri, şehircilik vesaire açısından yaklaşmadım işe. 1971 rejimi yaşanıyordu. 12 Mart, bana göre 12 Mart, 12 Eylül'den daha sert ve daha kör bir rejimdi. Yani çok sınırsız ve çok belirsiz bir ölçüde hırpalandı bir takım insanlar, bir takım kurumlar ve bunlar yapılırken de neden öbürkü kadar değildi? Yani memlekette bir iç harbin şeysi yoktu, belirtisi yoktu, abartıldığı gibi. Büyük bir rejim değişikliğine dair bir emare yoktu. Galiba tek şey askeri okullara solculuğun girme endişesiydi komutanlar açısından. Bu endişeyi taşımakta kendi yetişme tarzları, komuta anlayışları açısından haklıdırlar. Fakat galiba tehlikeyi kendi açılarından da pek isabetli olmayacak şekilde fazla büyüttüler. Ve 12 Mart Türkiye'de bir rejim buhranı yarattı kendisinden sonra. Sonraki seçim dönemlerine bakacak olursanız umulmayacak seçmen buhranları ortaya çıktı. Umulmayacak partilere rey verildi. Umulmayacak koalisyonlar ortaya çıktı ve Türkiye dingilinden çıktı. Yani değişime denen büyük sancının içine girmiş oldu. O büyük sancının sonucunda daha başka darbeler ortaya çıkacaktır. Şimdi ben o sırada tabii bir genç adam olarak, bir doktorant olarak bu demokrasi meselesi nedir Türkiye'de? Buna kafamı taktım. Ve bende şöyle bir kanaat hasıl oldu. Türkiye'de demokrasi hiçbir zaman gerçek temelleriyle oturmuyor. Oturmama nedeni şu, Türkler demokrasiyi çok fazla egzajere ediyorlar, abartıyorlar ve çok fazla idealleştiriyorlar. Yani adeta büyük bir felsefi problem haline getiriyorlar. Ve bu Türk hastalığı işte etrafta da yaygın. İran'da da, Rusya'da da, Balkanlar'da da ve Arap dünyasında da. Ve çok basit bir şeyden bu neticeye tabii gidiyorsunuz. Lügat karıştırıyorum. Şimdi burjuva, bürger, milis burjuvazi, işte Bürgerkrieg, Bürgerstand falan böyle kelimeler Almanca, Fransızca. Bunların karşılığını arıyorum. Farsça'da ve Türkçe'de ve de Rusça'da şaşılacak şey. Bunların hiçbirisi orijinal deyimler değil. Yani bu dillerde bunların hiçbirinin karşılığı orijinal deyimler değil. Çok ilginç bir şey bu. Hatta daha da
gülüncü ki çok şaşırtıcı değil. Mesela Farsça lügattaki Farslar iyi mütercimdir yani düşünürler. Bir kelime için cümle yazıyor adam yani. Açıklama yapıyor yani. Kelimenin karşılığında kelime bulamıyor. Terimi terimle karşılayamıyor. Açıklama yapıyor. Besbelli ki bir şehir demokrasisi, yerel demokrasisi bunlar da yok. Tabii o zamanki hava ve heyecan içerisinde bunun bir büyük noksan olduğunu düşündüm. Bir sapma olduğunu düşündüm. Ve ben biliyorsunuz belki yani beni okuyan bazı öğrencilerim bilir. Ben bu filolojik tarih yorumlarına yani Ferdinand Saussure'cu ve 20. yüzyılın gerçek bir dahisi olmasına rağmen Georges Dumézil tipi yorumlara pek itibar etmem. Yani filolojiye dayanarak bir toplumun gelişme trendlerini hatta gelişme trendinin de ötesinde yapısal özelliklerini tayin etme fikriyatına pek iltifat etmem. Çünkü bana göre toplumların rejim problemleri doğrudan doğruya kanuni idareye dayanır. Yani kanun alışkanlıkları varsa, kanuna ve kanun usullerine, usul hukukuna uyum kabiliyetleri varsa demokrasi gelişir. Türkiye'de belediye niye gelişmiş? Türkiye'de belediye bir demokrasi olayı değildir. Böyle bir ihtiyaçla da çıkmamıştır. Doğrudan doğruya bir şehircilik meselesidir. Yani Türkiye Kırım Savaşı'na girmiştir. O gerçek doğrudur. Şimdi yeni nesiller böyle şeylere itibar etmiyorlar ama bence halt ediyorlar. Bizim babalarımızdan duyduğumuz bazı gerçekler doğrudur. Efendim bütün gelişmemizi ve önleyen başımızın belası olan bu Rusya'dır. Doğrudur. Çünkü maalesef Rusya İmparatorluğu'nun Türkiye İmparatorluğu'yla olan hesaplaşması Türkiye'ye çok pahalıya mal olmuştur. Tabii aynı şekilde kendisine de çok pahalıya mal olmuştur. Akıllı insanlar bu gibi şeyleri fark etmişlerdir iki tarafta da. Mesela Pushkin'in sınıf arkadaşı olan, bana göre onun kadar zeki bir adam en azından ve Rusya'nın çok uzun süre yani ondan sonra böyle 20 işte bin şeyden Kırım Savaşı'ndan itibaren hariciyede çok büyük mevkileri olan ve Osmanlı-Rus Savaşı sonrası Berlin Muahedesi'nde falan hariciye nazırı olan Gorçakov, Prens Gorçakov, Kniaz Gorçakov pardon, bunu açıkça söylemiştir. Bu kadar adam öldü, bu kadar sarf ettik boşuna. Yani arkasında yatan idealler Rusya'nın Osmanlı İmparatorluğu'na müdahalesi, işte Balkan Slavlarını hürriyete kavuşturacaklar. Fos çıktı. Zabit'in biri yazıyor. Biz bunları kurtarmışız diyor. Peki bizim köylüleri kim kurtaracak diyor. Çünkü görüyor ki Bulgaristan köylüsü zavallı Rus mucitlerinden daha iyi durumda. Ve bakıyorlar ki kurtardığı insanlar ilk önce bunları böyle büyük nümayişlerle karşılıyor falan. Slav kardeşliği, Ortodoks birlik falan. İkinci gün hepsi dirsek dönüp Bulgar entelektüelleri ve politikacıları Alman-Avusturya blokuna yanaşıyorlar. Çünkü istikbal oralardadır. Hatta daha bir akıllısı çıkıyor Başbakan Stambulov. Türklerle hiç itişmenin gereği yok diyor. Abdülhamit'le kol kola politika gütmeye başlıyor. Çok da akıllıca bir iş yapıyor tabii. Yani bunlar izah edilecek şey. Mithat Paşa sadrazam olduğu sırada Rus-Türk Harbi'nin başında çok sert davrandı Rusya'ya karşı. Hiçbir taviz vermedi.
taleplere karşı. Rusya indi. Sonunda Karadağ Prensliği lehine ufak bir sınır tahsiline bile razı oldu namusu kurtarmak için. Çünkü Madara olacak. Ona bile müsaade etmediler. Ve harbe girdik. O zamanın muhafazakar bildiğimiz bir takım politikacıları buna karşıydılar, bu tutuma karşıydılar ve tabii doğruyu gördüler. Onun için bu tip şeyler, mücadeleler maalesef yıpratıcı olur bu agrar imparatorluklar için. Ve bunun böyle olduğunu gören iki tane adam vardır Avrupa politikasında. Birisi David Urquhart. Bu ismi bilirsiniz. Kafkas'ın Lawrence'i denir kendisine. İngiliz. İkincisi de Karl Marx'tır. Karl Marx müthiş Rusya aleyhtarıdır. Osmanlı İmparatorluğunu tutar. Ve Balkanlar için Rusya'nın kurtarıcılığındansa Osmanlı'nın boyunduruk denen süngüsünü tercih eder. Selamet olarak. Bu dürüst bir münevverin ideolojisini ve tahlili ilmisini kabul etmesek de dürüst bir filozofun, münevverin, tarihçinin yaklaşımıdır. Çok uzun zaman Moskov şeysi, historiografisi, komünist devrinki de dahil bunu kabul etmedi, görmezlikten geldi. Halbuki bu tip bir Balkan politikası Rusya'nın tarihi bakımdan ehven görünmemiştir. Bu teferruat değil de yandala niçin sapıyorum? Türkiye istemediği harplere girdi. Tam inkılap döneminde. Ordularını reform ediyor, idaresini reform ediyor ve esas olan kanuni idareyi geliştirip yerleştiriyor. Hiçbir zaman siyasi partiden bahsetmiyor, hiçbir zaman parlamentodan bahsetmiyor. Ama Fransız kanunu medenisinden bahsediyor. 1860'larda o zamanın Türkiye İmparatorluğu'nda Fransız kanunu medenisini kabul etmek. Yani bütün dinlerde ve dillerdeki tabay şahane için ortak bir vatandaşlık statüsünü, ortak bir vatandaşlık hayatını getirmek, parlamentoyu ve siyasi partileri getirmekten daha önemlidir. Mehmet Emin Ali Paşa en akıllı devlet adamıdır. Bunu burada söylüyorum. 150 sene için. 150 sene için. Kemalist devrin en büyük sıkıntısı zaten ileride baktığınız zaman göreceksiniz. O dahi adamın Sultan Abdülmecit gibi bir kadroya sahip olmamasıdır. Bu çok önemli bir şeydir. Tanzimat'ın adamları kanun üzerinde birleşiyorlar. Onlar için bir vilayet belediye nizamnamesi, hatta sokakların tenzifat ve tenviratına, yani temizlik ve aydınlanmasına müteallik bir nizamname öbürü kadar önemlidir. 80 tane tercüme yaparlar. Ta Belçika'dan Alman prensliklerine kadar. Otururlar, o tercümeleri tartışırlar falan. Ortaya bir nizamname çıkarırlar. Eğer ellerinde doğru dürüst adam yoksa, 2. Abdülhamit'in gibi yaptığı gibi o şişman Kont Seçeni getirirler. Macar itfaiye paşasını, komutanını. O İstanbul'un tensesi için, itfaiye teşkilatı için bir hayli faydalı da bir işler yapar. Hıfz-ı Sağ için santiyesi getirirler mesela falan. Yani şehirde Hıfz-ı Sağ kurmak. Ve tabii Beyoğlu burada bir öncül şey oluyor. Efendim bu Avrupalılık yaratıyor. Hayır, Avrupalılık yarattığınızdan değil. Pera diye bir şey var. Bu büyük kapitalde, kapitolde diyelim. Bu pera yabancı bir unsur. Bir sürü Avrasya imparatorluklarında görülen bir şey. Mesela Moskova'da böyle bir şey var. Bunun adına Nimetskaya Sloboda deniyor. Nimetskaya Alman ama
bütün ecnebilere verilen isim. Yani bütün ecnebi, biz nasıl Frank diyoruz herkese. Onlar da bütün ecnebilere Nimet, Nimet, Nimetski falan diyorlar. O Nimetski Sloboda tabii bugünkü modern Moskova'nın içinde artık yutulup giden, işte Zamoskva Rekun'un bu tarafında yer alan ama şehre çoktan entegre, metro ağıyla falan çoktan bağlanmış. Hatta askeri arşivlerin ve üniversitenin bir takım bölümlerinin oturduğu bir yer. Şimdi orada ecnebiler oturuyordu, Ruslar oturmuyordu. Ve onlar orada bir takım zenaatlar yapıyordu. Büyük Petro'nun çok yaşadığı, çok şeyi görüp öğrendiği yer. Veliahtken demeyeceğim çünkü çok küçük yaşta tahta çıktı kardeşiyle müştereken. Ama ablaları naibi olduğu için Sofya, işte öyle biraz asude bir hayatları var. O zaman orada gözlemiştir. Bu işte bizim Pera, Beyoğlu dediğimiz yer. Oradaki bina başka, oradaki yaşam başka, oradaki ahlak başka, oradaki ahlaksızlık başka. Rus için bunlar çok farklı şeyler. Yani Sloboda'daki yaşam biçimini bir Rus tasavvur edemez ve kabul de edemez. Bir başka ülkeye gitmiş gibi. Başka ülke. Yani orada mesela balolar oluyor. Bir takım kadınlarla erkekler dans ediyor falan. Bunları Ruslar tasavvur edemez. Yani birinin karısıyla bir adam dans edecek. Aynen bizde. Kan çıkıyor. Çıkıyor. Ve Büyük Petro balo yapmaya başladığı zaman kafaları çektikten sonra rezaletler çıkıyor. Yani çok uzak bir manzara değil. Kim kimin karısına, kızına sarkıyor belli değil çünkü. Yani başlıyorlar edepsizliğe. Çar'ın kendisi herifleri dövüyor mahiyetini falan. Ağzınıza için lan der gibi yani. Böyle bir şeyler. Bir tarz hayat söz konusu. Şimdi biz tabii Beyoğlu falan deyince, Pera deyince bunu böyle düşünüyoruz. Biz sırf biz düşünmüyoruz böyle. Hristiyan olan da öyle düşünüyor. Bizans'ın insanı için, Konstantinopol'un Heleni için Pera böyle bir yerdir. Yani bir takım yabancı, Akdeniz'in ötesinden gelme, madrabas, dolandırıcı insanların yaşadığı falan. Macera ama aynı bile. Zamanda da çok şeyler bilen, çok şeyler bilen, elinde marifetleri olan, güzel yazıp çizen, yaratan, süsleyen, üreten adamların bulunduğu bir yerdir. Heriflerin binaları bile değişik. Çok oturdukları binalar falan değişiktir. Yaklaşım aynı biçimdir. Pera işte karşı demek yani. Benimle ilgisi yok diyor annem yani. Ben karşı oraya yok. Gider gelirim diyor tabii. Oturmuyor orada belki o yani. O yüzden de köprümüzü yapıp organizasyonu yani kurmuyor. Yüzüm yok zaten köprü yapmaya o kadar büyük bir şey değil. Köprünün yapılışı Türk İstanbul'un, Osmanlı İstanbul'un dünyaya entegre olma niyeti olduğunu ve entegre olduğunu gösteren bir vakadır. Yani artık oraya gemiler geliyor, ticaret yapılıyor, insanlar oturuyor, yaşıyor, yerleşiyor ve orada onların problemleri geliyor, kriminalite geliyor. Balozlar geliyor, baloz, balo lafı oradan çıkar yani yahut o ikisi birlikte. İşte fuhuşhaneler çıkıyor. Avakanüs Ahmet Lütfi'nin dediği gibi kumarhaneler çıkıyor. Ve zürafa sokakta frengi hastanesi ortaya çıkıyor. Zühreviye. Çok önemli bir şey bu. Ve bu tip şeyler yaklaşımlarla bir Pera var. Fakat o Pera aynı zamanda bir dünyaya açılışı temsil ediyor. Şimdi siz o başınızın belası Rusya'yla 53'te Kırım Savaşı'na girmişsiniz. Adamlar sizin müttefikiniz. Yani İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar. Piemonte, Sardinya krallığı. Geliyorlar. Çok feci bir harp. Henüz daha sıhhiye teşkilatı yeterince gelişmemiş. Henüz daha lojistik meseleler yeterince gelişmemiş. İnsanlar feci halde telef oluyorlar o halde.
Bunun bir eşi biliyorsunuz Solferino Magenta'dır. Yani Fransa, 3. Napolyon Fransası. İtalya'yı, genç İtalya'yı tuttu Avusturya'ya karşı. Feci harpler oldu. Avusturya kaybetti orada tabii Solferino ve Magenta'da. Fakat harp sahası o kadar beterdi ki o harp sahasından sonra işte Henri Dunant Kızıl Haç'ı kurdu. Yani böyle bir kuruluş lazımdır savaşan taraflar arasında. Bunu da bir İsviçre olarak biz yaparız şeklinde. Sonra onu Kızıl Hilal falan diye bizim Kızılaycılar, Hilal Ahmer falan diye kendi bünyemize uydurduk, geliştirdik. İranlılar Kızıl Arslan falan yaptılar. Bakınız bu bir yapılanma meselesi. Burada çok önemli bir şekilde ıslah gerekiyor. Bu insanlara müttefik olduğumuz insanların yaşamaları, savaşabilmeleri, burada oturabilmeleri için bazı şeyler lazım. Selimiye Kışlası'nı ıslah ediyorsun askeri hastane diye. Beyoğlu'nu ıslah etmek gereğini duyuyorsun ve belediye kuruyorsun. O belediye demokratik bir belediye olamaz zaten. Hatta o belediye bir Osmanlı kurumu da değil. Çünkü onun başında çok uzun zaman yabancı pasaportlu insanlar oturuyor. Alyonlar mesela belediye başkanı. Ve seçilen üyelere bakarsanız Beyoğlu'nun Levanten dediğimiz kesimi, kimi İtalyan, kimi Fransız pasaportlu. Hiçbirisi zaten Türkçeyi doğru dürüst bilmeyenler var içlerinde. Fakat böyle bir altıncı daire. Niye altıncı daire? Tabii o zamanın Paris'i, bugün de izleri var. Yani aşağı yukarı şu Chambre des Députés falan, yani Quai d'Orsay Dış Bakanlığın temsil olduğu Saint-Denis'e göre giden şu Eyfel'in olduğu mıntıkaya doğru kayan 6. arrondissement. Yani orası hoş bir semtti o zaman. Bugün de öyle. Daha henüz o devirde Baron Osman karşı tarafı parlak bir şekilde ıslah etmemiş. Yani şeyin etuvalin etrafında büyük bulvarlar ve büyük bulvarların etrafında yeni müreffeh, yeni yapılarla Paris çıkmamış. Saint-Germain her taraf. Evet, yani Saint-Germain bulvarının bu aşağı kesimi, evet. Sen nehrine bakan kesim en güzel semt. Onun da işte bir nevi iz düşümü gibi düşünüyor. Biz de burada bunu yaparız deniyor. Şimdi biz nereden nereye geldik? 1877 meclisinde belediye kanunu tartışılır iken daireler diyor çok küçük kesilmiş diyorlar. Yani Beyoğlu'da diyor bir kocaman daire yapabilirken diyor küçük küçük bölmüşün diyor. Ahmet Paşa, Ahmet Refik Paşa fevkalade despot, çok zeki, sabırsız bir adam. Riyaset makamında söylediği şey şu. Bilmeden konuşmayın diyor. Sizin getirdiğiniz diyor, projede diyor. Taat-ı şeyden diyor, İstiklal Cadde-i Kebir'den diyor. Kasımpaşa Deresi'ne kadar demin gösterdiği yer bir daire intihab edilmiş diyor. Ben bunu idare edecek bir pehlivan isterim diyor. O zaman seni görmemiş daha başkan. Bunu idare edecek pehlivan. Hakikaten elinde araba yok, bir şey yok. Kaç tane kavası olduğu belli değil. Bir taraf diyor gaz ister diyor, öbürü kaz bile bulamaz diyor. Gaz isteyenler bu taraf, hava gazı istiyor. Öbürü kaz bile bulamaz. Yani o zaman Kasımpaşa'sında ne yapsın? Herif hava gazı lambasını yani. Aynen. Fakir İstanbul semti, Aksaray gibi falan. Bu Beyoğlu dediğiniz işte burası. Bunu devam edin şöyle yukarı doğru. Efendim ve aşağı doğru. İşte İngiliz Britanya sefareti aşağı taraf Amerikalıların. Efendim işte şu sokağın bu üstü tamamıyla Levantenlerin konaklarıyla evet. Doludur. Ve tabii acı bir görünüm aslında o konakların bazılarında sadrazamlar sahip olamamışlardır. Yani
mesela yolsuzlukla itham edilen Bahriye Nazırı'nın Süleymaniye'deki konağı eline su dökemez buradaki. Gece kondu. Caddedekilerin üstünde. Yani, Kayserili Ahmet Paşa. Onun için değil mi? Kayserili Mahmut Paşa'nın konağı. Biz orada çalışıyoruz değil mi? Yani hoş bir ahşap konak. Evet. En iyisi. Ne konağı? En iyisi. Bakla, nohutu da bakla sofa. Ne en iyisi? Yani o zaman ne neyisi? Şimdi şuradaki şeylerde bir kısmı kapatılan maalesef yakında bunlar tabii herhalde paranın gücü şey yapılacak. Yani birileri işletecek onları alıp o zaman yapılacak. Ama tabii restorasyon da biraz zevkli ve aslına sadık olması lazım. Bu tabii böyle bir yapı, dar bir saha. Bu tarafta işte sefaretler, 1835 yangınıyla Rusya sefareti yeniden yapılmış. Ve Rusya sefaretini Fossati'ler yaptığı zaman, o zaman tabii daha gökdelenler de yok, ta denizden görünüyor muhteşem bir şey. Ve millet dedikodu yapıyor, bunlar burayı alacaklar diyor, İstanbul'u payitahtları yapacaklar diyor. Çar'da bu sarayda oturacakmış diyor herkes. Çünkü saray dediğim bizim Topkapı, dünya güzeli yer ama hiç mukayese edilmez o tantanayla. Ve o yüzden de Dolmabahçe'ye geçiliyor. Birinci neden budur. Böyle israf dalgası falan değil. Yani 19. asrın devleti Dolmabahçe'de oturamaz. Topkapı'da oturamaz. Topkapı'da oturamaz. Aslında Dolmabahçe'de de oturamaz. Çünkü o da tamamen bir zevahiri kurtaran bir yerdir. Ben orada çalışıyorum. Yani bizim fakülte Dolmabahçe'nin müştemilatıdır. Çırağının müştemilatı. Evet, gündüz de orada. Şimdi böyle 4 kişi, 5 kişi bir odada oturuyoruz. Daracık odalar falan. İşte çok büyük şey bir muayede salonu. Büyük farklı olarak bir sefaret odası var. Sefir kabul edilen yer. Bizden farkı o. Ama önemli bir fark. İçtiyse orada 200 kişiye ziyafet verilebiliyor. Banket. Topkapı'da veremezsin. Yani Louis Vuitton'u sokmadık içeri. Çünkü 60 kişiye akşam yemeği vermek istiyor. Yok böyle bir yer bizde. Bahçede. Hayır, bahçede verirse bilmem ama 60 kişiye ziyafet vereceğiniz salon yok. Yok. Topkapı'da yok öyle bir şey. Yani böyle bir talep olmamış. Buna ihtiyaç duyulmamış. Yani o şey var ya, muhteşem yüzyıl, o Kanuni orada nasıl oturuyor bütün gün? Filme bakarsan hep orada. Sıkılır adam orada. Mümkün değil. Kudurur, sıkılmayı bırak. Hiç yani olacak iş değil. Böyle realitenin çok dışında şeyler tabii, sahneler. İşte onun için tabii bu belediye bir imar belediyesi olarak kurulmuştur. Bir zorlama belediyesidir. Devlet bütçesiyle, devletin özel kanunlarıyla, öbür İstanbul Belediyesi'nin şubelerinden ve mevzuatından ve meclisinden farklı bir yapılanmayla kurulan bir yerdir. Bugün burası ne oldu? Bugün burası hepimizin bildiği gibi işte Beyoğlu Belediyesi oldu. Benim gençliğimde bir şubeydi. Şu binada 6. daire otururdu. Binanın yarısı dökülürdü. Yani İstanbul'un Beyoğlu şubesi. Orayı tamir edecek, restore edecek falan yapıda bir yer değildi. Bugün Beyoğlu bir belediye oluyor. Ve Beyoğlu modern İstanbul'un en zengin kesimi de değil. Değil, daha öbür taraflara kayıyor. Beyoğlu Belediyesi'nin buna karşılık çok büyük bir sorumluluğu var. Yani el alemin işte dikeceği bina var, açacağı park var, tamir edeceği sokak var. Burada bunların hiçbirini rahat yapamayacaksınız. Çünkü burası İstanbul'un antik semtlerinden biri. Sultanahmet değil, yani Fatih Belediyesi değil Suriç gibi. Fakat çok büyük problemli bir yer. Ve bunun varidatının karşılaması mümkün değil. Yani şurada Buon del Monte'de, Matrakçı Nasuh'da gördüğünüz yerlerin hiçbirisi bizim belediye kanunlarımız
belediye mali mevzuatımızda idare edilemez. Bu mümkün değildir. Mümkün değildir. Çünkü sur içi İstanbul 2000 yıllıktır. Bu o sur dışı İstanbul'un pera biraz daha gencidir. Ama 1500 yılın üstüdür. Ve burada nereyi kassan başına bir dert çıkar. Ha eskisi gibi yapıp betonu doldurursan çıkan harabenin üstüne. Bilmem aldırış etmezsen olabilir. Fakat bu artık gitmiyor. Bunu insanlar istemiyor. Burada hususi bir arkeoloji otoritesi olacak. O arkeoloji otoritesi tabii her eski eser çıkan temel kazımda dur bakayım hele falan diyemeyecek. Öyle bir şey yok. Demeyecek bilgi birikimi olacak. Olacak ve şey yapacak yani ya işte şunu yapacaksın. Biz de bunu destekleyeceğiz diyecek. Destekleyeceğiz diyecek. Veyahut adam akıllı artık yani çaresiz bir yerdir. Kardeşim al paranı çık şuradan aradan. Burası senin bildiğin yer değil. Bir şey çıktı buradan diyecek. Bu abidedir yani. Monüman nasyonaldir diyecek. Falan. Bunun için de para lazım. 19'dan itibaren değil. Görüyorsunuz bütün bankacılık şirket buraya yığılmış. Eminönü'nden bu tarafa kaymış. 960'lar olmuş. Karaköy'den Fındıklı'ya kaymış. Orası da yetmemiş. Tırmık gibi iş yerleri Mecidiyeköy'e doğru gitmiş. Nişantaşı, şimdi daha bilmem nerelere doğru gidiyor. Belli değil. Tırmık böyle tarayarak gidiyor şey. Fakat şurası bir gerçek. Bütün bunlar altyapıda ve değişimde çok büyük masraflar gerektiriyor. Çok büyük kanuni tedbirler gerektiriyor. Kontrol öyle sizin bildiğiniz, anladığımız şekilde olamaz. Çok daha yaygın, çok daha kontrolün kontrollüsü şekilde olması lazım. Ve bu mevcut belediye mevzuatıyla Suriçi, İstanbul ve Pera idare edilemez. Burada hiçbir şey yapılamaz. Bunların değiştirilmesi lazım. Galiba sözü de burada kesmeliyim. Sağ olun. Daha küçültülmesi lazım. Belki sen demin evet. Ahmet Vefik Paşa'nın buraya bir pehlivan gerekir dediği Beyoğlu evet. Belediyesi 6. daire sınırları bugünkünün 3'te biri. Evet. Yani söylediği Taksim bölgesi, Cihangir bu. Kasımpaşa, Hasköy bir başka belediye. Onun ötesinde bir üçüncü bir başka belediye daha var. Kağıthane bölgesinde ki o günkü nüfus şeyine göre 20. Bir ara 20, bir ara 22 daireye. 14 oluyor. Sonra 14 oluyor. 14 oluyor. Fakat mühim olan şu, bizim bildiğimiz Beyoğlu Belediyesi, yani 6. daireyi belediye, Beyoğlu denmez. Hiçbir zaman bugünkü Beyoğlu değil. Beyoğlu üçte sınırları değil, 3'te 1. O günkü nüfus yoğunluğuna baktığınız zaman da Taşçatlı nüfusu 50-60 bin ve belki evet. 30-40 bin arası değişiyor. Daha kontrollü. Bu belediyeler meselesi İlber Bey'in de bahsettiği gibi gerçekten hani İstanbul'da yeni alan bölgelerde de yeni iskanı açılan bölgelerde ama sur içindeki belediyeler bir de bir yanlışlık yapıldı. Eminönü ile Fatih birleştirdi. Orada daha küçük birimler daha rahatlıkla bu işe sahip çıkacak ve söylediği gibi tek belki ama kendi içinde lazım. Daha başka üniteler olması lazım. Sur içinin bir otoritede olması lazım ama demin söyledik Sarıyer Belediyesi. Hayır Sarıyer Belediyesi değil. Çemişgezek Belediyesi de aynı kanuna tabi. Bilmem Çukurca Belediyesi de aynı kanuna evet. tabi. Buradaki Beyoğlu Belediyesi ile Suriçi de aynı kanuna tabi. Efendim bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınız varsa onları cevap vermek isteriz. Teşekkür ederiz. Gidecek biliyorum. Çıkacak mı? Efendim özür dilerim. Dayanamadan birkaç söz söylemek istiyorum. Sebebi tema Beyoğlu olunca dayanamıyorum. Efendim ben 100 senelik bir Beyoğlu aileden geliyorum. Eşim daha da eski. Feriköy'de 1870 senesinde büyük babasının pederi defnedilmiş. Yani tahmin ediyorum ki birkaç söz söylememe müsaade edersiniz. Buyurun. Efendim ben çok kötü bir seçim yaptım. 50 senedir Almanya'da yaşıyorum Dortmund şehrinde. Bu arada Sayın Başkan size Dortmund'dan selamlar, sevgiler getirdim.
Dortmund'dan size selamlar, sevgiler getirdim. 50 senedir ben onu terk edip... Siz orla kardeş misiniz? Başka yer bulamadım. Şimdi İlber Bey, yaramı iyice dideşmeyin. Ben çok kötü bir seçim yaptım dedim. Beyoğlu'nu terk edip Dortmund'a gittim. O başka. Ekmek parasına bir şey diyemem. Peki. Neyse. Söylemek sormak istediğim o değildi de. Siz bir gravürler gösterdiniz. O gravürleri yabancılar yaptıkları gravürler. Bazıları da bizimkiler için. Onların içinde hatta yanında Yeniçeri duruyor dediniz. Yaparken kontrol ediyor dediniz. Hmm. Fakat çoğunluğun, yani Viyana'da filan da görmüştüm, orada zannediyorum ki onlar İstanbul'a geliyorlar, ziyaret ediyorlar. Sonra döndükten sonra Avrupa'da oturup yapmaya başlıyorlar. Bazısı öyle, bazısı hana gidiyor, bir yere yani ikamet ettiği bunun yere doğruluğunu sormak istedim. Hakikaten. Hafızaya dayanıyor. Evet. Ama yanlış yapmışlar. Minareleri filan tuhaf yapmışlar. O kadar. Minare ve kubbe ölçüleri yok. Kafa alamıyor. Herkes Mimar Sinan değil. Yani bu ezber bakıyor. Strüktürünü kubbenin anlayamıyor, alamıyor adam. Çok tuhaf o. Bakın şeyde, bendeki o halı mesela. Ha. Öyle kubbe konur mu? Portakal şeyi gibi. Anlayamıyor yani. Bakıyor. Eve gidince unutuyor. Çünkü yok. Kendi yani yetiştiği, büyüdüğü, tanıdığı, onu dolaştığı yerlerde o şey yok. Önemli. O minarenin konik külahı yok. Evet, kale gibi bir yer i̇şte gösterdi. Burada da görüyoruz. Galata Kulesi. Galata Kulesi. Evet. Galata. Efendim, Beyoğlu'nda ufak bir hatıra bıraktınız bana. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, size tekrar selamları tekrar ediyorum. Sağ olun. Jordan hanımefendimiz var bak. Ben değil. Güllür Hanım buradan bir... Benim sormak istediğim Pera'nın etrafındaki surlar ne zaman yıkıldı? Hmm. Onun hala şeylerinde var mı? Yani neden yıktılar? Marie de Lavnay diye bir belediyenin fen adamı var ama galiba Black Bey'in zamanında. Black, nefes aldı. Edward Black Bey'in belediye başkanlığı. O zaman modaydı. Viyanalılar yıkınca. Antalya. Viyanalılar yıktı ya. Ring Caddesi'ni yaptılar. Hofburg'u açtılar. Çok hoşuna gitti herkesin. Marif etmiş gibi. Yık Allah yık yani. Anadolu şehirlerine kadar. Hoş bir şey değil tabii böyle bir taklit ama o zaman yıkmışlar. Öyle bir moda var. 1864-70 arası. İşte bu şey. Marie de Lavnay'ın çünkü yaptığı, gösterecektim size maalesef içinde yok koymamışım. Rölevesini yapıyor, ona yıkıyor işte. Küçük Endek Caddesi, o Endek'in doldurulması dışında. Var ama bazı tabii. Aşağıda metro kasasında bir bölüm var. Arada duvarlar var. İyi bakarsınız Galata Kulesi'nin hemen sağ tarafından oradan aşağı inen bölümün kalıntıları var. Onu İlber Bey'in söyledi. Karaköy'de kalmamış. Şeyde var. Azapkapı Camisi'nin arkasında. Karaköy'de yok. Çok Karaköy deniz tarafında yok. Yok, götürmüşler eskiden. Evet, orada var bir kısım filan. Bunu röleve yapmak lazım. Bu parçaları bir... İlber Bey'in söylediği haklı. Bizdeki ne yazık ki, ben bir mimar olarak o işte. İşte altında bir şey çıktı yapma veya kazma şey yap. Bütün bunlar belgelendirilip bir bütün halinde birleştirilebilir. Hem İstanbul yani için... Yani arkeoloji otoritesi insanlara kadreden değil, gerçekten keşfeden biri olacak. Tespit edip onu şeye geçirip yani birleştirip onu, üzerine... Mesela ben Roma'da tanıdım arkeoloji otoritesinin ne olduğunu. Yani bizzat birinci ve ikinci şahsı. Bunların öyle vay herif orada bir şey bulmuş alalım şeyi zihniyeti katiyen söz konusu değil tabii. Yani bunu kurtarırız. Kurtarırken de adam niye bunun için ekstra masraf yapsın? Yazık değil mi? Biz ne verebiliriz? Öyle bir şey çıkıyor ki mesela Nero'nun villası çıktı. O zaman nasyonalize ediyor. Veriyor adam. Şimdi şu gravürü görüyorsunuz. Bu Konstantiniyye'den İstanbul kitabının birinci cildinin Arnavutköy bir fotoğrafı vardır yangından sonra. Bunların ne kadar olsa taş temelleri var. İşte mutfakları, gerek çamaşır yıkanan yer. Bizim de Kuzguncuklu evimizde böyle bir taş odası. Bir de bir yere giderken veya böyle bir şey olduğu zaman neyi kurtarabilirim diye bu büyük binaları mutlaka bir taş odası vardır. İşte hallar mallar alelacele yangın çıktı o taraftan gelinceye kadar. Şimdi o kalıntıları muhafızası hiçbir anlam ifade yok, etmiyor. Yok etmez. Bilakis işte, karmaşıklaştırıyor için. Şurada yangından sonra görüyorsunuz çökmüş işte bacanın kagir kıskı kalmış bu. Şimdi bunu koruyalım dediğiniz zaman bütün ipin ucu kaçıyor. Neyi?
Ama gerçekten bütün bunun altyapısında bize bilgi verecek, bütün bunları birleştirilecek bir kalıntı varsa elbet onu hepimiz koruyalım diyoruz. Hatta onu bir şekilde bodrum katında muhafaza edelim veya İlber Bey'in demin dediği gibi çok önemliyse açık havada muhafaza edelim, üstüne yapı yaptırmayalım. Şimdi bizde bir şey var, böyle bir fikir çıkıyor, her şeyi yapalım. İfratla tefrik arasında bir türlü birleştirip bir orta yol bulamadığımız zaman hiçbir şey olmuyor. Demin gibi bazı yangından mal kaçırır gibi veya herkes... Her şeyi bilir. İki tane müteahhit her şeyi bilir. Başka yani soru var mı acaba? Peki. Müsaadenizi rica ederiz. Bir dakika, İlber Bey'in çok acelesi var. O bugün biraz yaslı, oraya devam edecek. Ondan bir başka toplantıda inşallah daha detaylı bir şekilde görüşürüz. Toplantınız vardı Sayın Başkan. Aa, bize bak ne veriyor. Daha size soracaktım mahalleleri. Nasıl bölecek? Bir buçuk saat oldu. Mahalleleri nasıl bölecek? Hocam bir tanesi. Bu benimki. Bu da seninki. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun Sayın Başkan. Bu olmadı ama. Bu olmadı. Ben nerede mikrofon? Bu ne yapalım gene? Mikrofonu götürdüler ama. Şimdi efendim aslında benim benim kendi adıma soracaklarım vardı. Soracaklarım oturmayacağım sizin yanınızda. Soracaklarım şuydu. Hocam malum artık Türkiye'nin gündeminde kentsel dönüşüm var. Bu kentsel dönüşümde aslında İstanbul'da, Beyoğlu'nun belki Suriçi'nde eski bölümünde değil ama yeni mekanlarında yeni yeni mahallelerin kurulmasıyla ilgili düşünceler, çizimler ve birçok hazırlık var. Bize ta Anadolu'dan başlayarak İstanbul tecrübesiyle mahalleler nasıl kurulmuş, hangi mantık üzerine kurulmuş, sosyal yaşam bu şehir planlamasında ve mimari çizimlerde nasıl olmuş? Şimdi bunlarla ilgili ipuçlarına da ihtiyacımız var. Biraz işin tarihi seyri üzerinde, seyri seferi üzerine durduk ama asıl soracağımız sorulara da ipuçları arıyorduk yani. Aramızda mimar ve şehir plancısı var mı? Olmaz olur mu? Var. Yani bize nasıl, hocam tabii biraz da size düşüyordu. Ben sorumu soramadım. Eğer yakın bir gelecekte bir daha yapalım. Yakın bir gelecekte. Bir daha toplanmamız. O zaman ev sahibimize diyoruz ki İstanbul'un işte 2000 yıllık, 8000 yıllık tarihinden ve Anadolu tarihinden başlayarak yeni kentsel yapılanma dönüşüm sürecinde bize şehir planlaması ve mimari konuda ipuçları verecek bir sunumla iki hocamızı bir daha bu olmadı. Bu prova oldu bu. Bu prova oldu değil mi? Yani bu giriş bile olmadı. Hevesimiz kursağımıza. Ben daha soruları soramadım. Hemen kalktılar. Kolay kalsın. Neyse. Bir daha o zaman en kısa zamanda bekliyoruz. Ama onun için şeyleri çağıracağız. Sicil okuyanları falan da yer çağıracağız. Valla bu toplantı bir kereyle iki kereyle bitmez zaten. Devam edeceğiz. Harita çıkaracağız olur mu? Hocam özellikle şehir hepimiz buradayız devam edelim. Şehir planlaması konusunda ve mimari konusunda bekliyoruz. İnşallah. Yani bize bir vizyon verin ve önümüzü görelim. Peki. Kimse çıkmıyor. Herkes memnun herhalde. Hiç konuşmamışız. Daha biraz konuşursak gökdelen yıkalım diyecektik dedikodu. Yok, hocam onlara girme. Göster yeni yapılacaklara bak. Yeni nereyi yapmayı düşünüyorsunuz? Aha. Taksim'i. Efendim şu anda bizde Sütlüce'de 1, Ok Meydanı'nda 2, 5 binlik binlik plan hazırlıkları var. Siz gece konduları yıkıyorsunuz. Var. Yok yıkmak yok da dönüşüm var. Ha, varoş yıkıyorsunuz yani. Taksim ne oluyor? Orası da kötü. Hayır orayı yıkın yani oteller tıkası çok kötü ya. Surları yıktılar. Viyana'dan örnek aldılar dediniz. Evet o çok. Onu nereden örnek aldın? Tarla başı dönüşüm deniyor. Ey Allah. Siz ezber biliyorsunuz. Ben niye karışayım böyle konulara? Harita vereceğim bana.
Tamirat izni var mı? Bilerek. Çok iyi biliyorum. Başıma geldi mi? Ben de daha arkadan bir tıktan sonra aynısı yok.